Tedavisi dediğimiz zaman normal tam bir kaplamaya göre laminanın farkı dişin sadece ön yüzeylerine yapılan bir işlemdir. Bu ön yüzeye yapılan işlemde de dişin hani dilimizde hissettiğimiz iç yüzeyleri tamamen değişmediği için hani doğal haliyle kaldığı için lamina yapıldığı zaman ağız içinde çok büyük ciddi bir değişiklik yani kaplama kadar büyük bir değişiklik hastalarımız hissetmezler. Konuşmalarında falan çok farklılık oluşmaz diğer kaplamalara göre. Laminanın böyle bir avantajı vardır. Onun dışında sadece ön bölgelere çok ince bir miktarda yapıldığı için çok fazla diş yüzeyinde aşındırmaya diğer kaplamalar kadar da gerek olmaz. Mine seviyesinde kalır ve laminaların kalınlıkları göz lensi dediğimiz hani göz lensinin kalınlığı kadardır. Yani gözde uygulanan lens kadar ince bir materyaldir. O yüzden dişte hani en az işlem yaparak büyük değişiklikler sağlayan bir avantajı vardır laminanın bizim için. Hocam diş sıkma da diş aşınmasına ya da işte dişlere zarar vermeye etkili midir? Ya da kimler diş sıkar? Diş sıkmanın genelde temel kaynağı sıkıntı, stres gibi görebiliyoruz. Onun dışında mesela yeni diş yaptırmış, ağız içerisinde değişiklik olmuş kişilerde hani alışma evresinde bir farklılık hissettiği için diş sıkma olabiliyor. Ama genellikle hani sıkıntı, stres mesela sınava hazırlanan öğrencilerde olabiliyor veya zorlu bir süreçte geçiren kişilerde olabiliyor veya çocuklarda süt dişinden daimi dişe geçerken diş yapıları değiştiği için hani bir ağız içerisinde değişiklik olduğu için diş sıkma, gıcırdatma görülebiliyor. Genellikle ama karşımıza çıkan hani sıkıntı, stres, psikolojik kaynaklı olabiliyor. Dişlerin sıktığını nasıl anlar kişi? Yani bunu sabah kalktığında mı ya da gece uyurken yanındakiler duyarlar mı mesela ya da hissederler mi? Diş sıkmanın çok ciddi bir sesi olmaz ama gıcırdatmanın ciddi bir sesi olur. Yani yanındaki kişilerden uyarı duyabilirler. Sabah uyandıklarında ciddi kaslarda yani çene kaslarında, çiğneme kaslarında ağrı oluşabilir. Bunlar genellikle çenenin bu bölgelerinde veya şu bölgelerinde olur çiğneme kasları. Onlarla ilgili ciddi bir ağrı, ağız açmakta zorlanma, ağız kuruluğu belki hani oluşabiliyor. Bunlar genelde hastalarımızın şikayetleri oluyor. Zamanla ilerlediği zaman bu eklemlere fazla yük bindiği için eklemlerde ses şikayetiyle gelebiliyorlar. Katır kutur ses geliyor buralarımdan. Ağzımı açmakta zorlanıyorum gibi şikayetler olabiliyor. Biz ağız içerisine baktığımız zaman dişlerin yüzeylerinde ciddi aşınmalar görüyoruz. Daha düzleşme hani hat olarak daha keskin hatlar oluşuyor. Bu şekilde anlayabiliyoruz. Diş sıkmanın önüne nasıl geçilebilir? Diş sıkmanın önüne öncelikli olarak ilk uygulanan tedavi gece plağı dediğimiz bir plak oluyor. Bu plak sayesinde eğer gün içerisinde farkına varmadan da çok diş sıkma yapıyorsak gün içerisinde kullanmak gerekiyor ama gece uyurken özellikle kontrolsüz olduğu için gece plağı diyoruz. Sert bir plak oluyor ve dişleri sıkmayı engelliyor. Aynı zamanda eklemlere binen o çok aşırı kuvveti de engellediği için hem eklemi rahatlatan bir tedavi oluyor hem de dişleri aşındırmayı engellemiş oluyor ve kasları da rahatlatmış oluyoruz. Ama gece plağının tedavisi 6 ay gibi sürebiliyor veya daha uzun sürebiliyor. Takip edilmesi gereken bir tedavi oluyor. Kaslar kaynaklı olduğu durumlarda botoks uygulaması yapılabiliyor. Botoks tedavisi sayesinde çiğneme kaslarının aşırı kuvvet uygulayarak çene eklemlerine yük binmesini engelleyebiliyoruz. Botoks tedavisi geçicidir ama değil mi? Ne kadar? Tabii Sonrasında botoksun tekrar etkisi kişi. süresi kadar. Peki diş çıkmanın zararları nelerdir? Dişe ne gibi bir zararı bulunur? Öncelikli olarak diş yüzeylerinde ciddi aşınmalar olabiliyor. Yani bunun hani süresi, miktarına, yoğunluğuna göre tabii ki de değişiyor ama diş yüzeylerinde ciddi bir aşınma olduğu için dikey boyut dediğimiz şu dudak burun altı yani çene ucuyla mesafede ciddi bir azalma olduğu için daha hani yaşı büyük gösterme, yüzde değişiklikler oluşabiliyor. Bunların haricinde çiğneme kasları çok yoğun çalıştığı için özellikle buradaki çiğneme kaslarında belirginleşme çok olmaya başlıyor. Eklem şikayetleri özellikle ağzı açmakta zorlanma veya ağzı açtığında kapatamama hani kitlenme durumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Diş yüzeylerindeki ciddi aşınmalar artık mine yüzeyini geçip dentin seviyesine geliyorsa şayet böyle durumlarda diş yüzeylerinde hassasiyetler oluşabiliyor. Hani soğuk sıcak hassasiyetleri gibi.
Bunlar hani ilerlemesinin boyutuna göre değişiklik gösteriyor kişiden kişiye. Hocam şöyle soralım. Diş sıkmayı önleyici tedaviler kesin çözüm sağlar mı? Yoksa kişi tekrar strese girdiğinde, sıkıntıya girdiğinde farkında olmadan tekrar sıkmaya başlar mı? Tabii tekrarlayabilir. Yani dikkat edilmesi gerekiyor sürekli olarak. Peki bu tedavilerin süresi ne kadar sürüyor? Ya da günlük hayatında da kullanıyor musunuz mesela o kullanılan işte diş sıkmasını engelleyici? Gündüz hayatında da kullanılır mı yoksa sadece geceden geceye mi takması gereken bir şeydir? Gün içerisinde de aktif olarak sıkma yapıyorsa kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ama kalın bir plak olduğu için hani konuşma üzerine işi mesleği olan bireylerde gece planı gündüz hani kullanması çok mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda hani botoks biraz daha yardımcı olabilir. Çok aşırı kuvvet uygulamasını engellemek için. Ama hani bunun direkt net bir tedavisi yok. Yani hani bunu yaptın bitti gibi değil. Takip edilmesi gereken bir durumdur. Gece plağıyla hani sonuç almamız 6 ayı bulur. Hani bir süreçtir, takip edilmesi gerekir. Net hani bitti artık gitti diyebileceğimiz bir rahatsızlık değil ne yazık ki. Diş lamine kaplaması nedir hocam ve nasıl olur? Diş lamine